Herkese merhabalar, değerli öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte belirli geçmiş zaman konusunu işleyeceğiz. Bu dersimiz belirli geçmiş zaman ve isim cümlelerinde belirli geçmiş zaman özelliklerini kavrar. Dersimiz sonunda birkaç sorular ve çalışmalar olacak. Hazırsanız haydi başlayalım. Türkçe dil bilgisinde zamanların 5 çeşidi bulunuyor. Onlar şimdiki zaman, gelecek zaman, dili geçmiş zaman, misli geçmiş zaman ve geniş zamanlardır. Türkçe'de belirli geçmiş zamanın bilinen, görülen, dili geçmiş zaman gibi birkaç adlar vardır. Daha önce yapılan herhangi bir işin görüldüğü ve kesinlikle bilindiğini anlatan fiil biçimine görülen geçmiş zaman denir. Dili geçmiş zaman d, di, du, d, t, ti, tu, tu ekleri alır. Örnekler: avcı balığı tuttu. Az önce evden geldik. Müziği dinledim. Görülen geçmiş zaman, geçmişte yaşadığımız ve gördüğümüz fiilleri anlatmak için kullanılır. Fiil tabanına di eki getirilerek yapılır. Bu yüzden dili geçmiş zaman tipi de denir. Belirli geçmiş zaman, fiil tabanına geçmiş zaman eki ve şahs ekleri eklenerek yapılır. Dili geçmiş zaman, fiil tabanına di eki getirilerek yapılır. Di eki, ses uyumu ve ünsüz benzeşmesine göre d, du, d, t, ti, tu, tü biçimine girer. Örnekler: problemi çözdüm. Geçen gün okula gitmedim. Karnemde 2 tane 4 vardı. Görülen geçmiş zaman için örnek eylemler: ben açtım. Sen açtın. O açtı. Biz açtık. Siz açtınız. Onlar açtılar. Görülen geçmiş zamanın olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şekilleri: ben geldim. Ben gelmedim. Ben geldim mi? Ben gelmedim mi? Örnek cümleler: öğretmen dün bize geldi. Geçen hafta kelimelerin hepsini ezberlemedim. Konuyu anladınız mı? İsim cümlelerinde belirli geçmiş zaman. İsim cümlesi veya ad cümlesi yüklemen bir fiil olmayan cümledir. İsim cümlelerinde fiil soylu kelimeler bulunabilir, ancak yüklem isim görevinde olmak zorundadır. Örnekler: eviniz ne kadar güzeldi. Kapıyı çalan annemdi. Uzun bir yolculuktan sonra Ankara'daydık. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı, bahsedilen duruma tanık olma anlamı vardır. Örnekler: dün çok hastaydım. Eskiden burası bir parktı. Az önce sizi arayan kimdi? O en sevdiğim kitaptı. O gün onlar sınavdaydılar. İsim cümlelerinde belirli geçmiş zaman, isim köküne görülen geçmiş zaman ekleri ve şahs ekleri eklenerek yapılır. Örnekler: çok yaramaz bir çocuktum. Eskiden fotoğrafçıydı. Geçen yıl boyu daha kısaydı. Büyük bir evimiz vardı. Küçükken çok yaramaz çocuktunuz. İsim cümlelerinde belirli geçmiş zamanın olumsuzu değil ile yapılır. Yani isim kökünden sonra değil kelimesine görülen geçmiş zaman ekleri ve şahs ekleri eklenerek yapılır. Örnekler: çok yaramaz bir çocuk değildim. Eskiden fotoğrafçı değildin. Geçen yıl boyu daha kısa değildi. Sınıfta en çalışkan çocuklar değildiniz. İsim cümlelerinin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru şekilleri: ben hastaydım. Ben hasta değildim. Ben hasta mıydım? Ben hasta değil miydim? Görülen geçmiş zamanın anahtar kelimeleri: dün, önceki gün, geçen gün, geçen ay, geçen yıl, geçenlerde, eskiden, önce, önceleri, evvelden, uzun zaman önce.
Bir süre önce, bir zamanlar. Dün, geçen, geçen yıl, geçen hafta, geçen ay, geçen hafta sonu, geçen yaz, önce, 2 yıl önce, 5 hafta önce, 6 saat önce, geçmişte, dünden önceki gün, ben yaşındaydım. Dil bilgisi çalışmaları. İlk başta aşağıdaki cümleleri görülen geçmiş zaman ekiyle tamamlayalım. Sıradaki çalışma. Aşağıdaki boşlukları uygun fiillerle dolduralım. Değerli öğrenciler, sizinle belirli geçmiş zaman konusunu sağlam bir şekilde işledik. Umarım verimli olmuştur. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İlginiz için teşekkürler.